kızıl elmadan anladığımızı belki tam izah edemiyorduk. Ama bir tane 20 yaşında delikanlı tankın üzerine çıkarken nereye diye sorduklarında kızıl elmaya dedi. Ne Şimdi, diyorsun dediler? Beklemesinler dedi. Aman ya Rabbim. Kızıl elma bu kadar kısa bir cümleyle bu kadar güzel izah edilebilir mi? Şuramıza bir şey tıkanıverdi. Kazak Kırgız'a düşman edilmiş. Kırgız Özbey'e düşman edilmiş. Özbey Türkmen'e düşman edilmiş. Hepsi de Türkiye düşman edilmiş. O Marksist zihniyet böyle yapmış. Balkanlarda toprak kaybetmedik, vatan kaybettik dediler. Ya müthiş bir şey bu. Siz kaybettiğimiz vatandasınız demedim. Siz varsanız orası yine bizim vatanımızdır dedim. Üsküp'ün bir kenar mahallesinde roman bir çocuğun adı Türkiye'm. Babasını çağırdım. Ali bunun adı Türkiye'm. Niye dedim Türkiye'm koydun? O bizim aşkımız dedi. O bizim sevdamız dedi. Orada böyle bir sevdası olan insanlardan haberdar mısın? Demek ki çok da doğru doğru yaşamamışsın. Arkadaşlar oralarda bizi bekleyenler var. O romanlara Türk dendiğini sen biliyor musun Mahir? Müslüman olduğu için onlara Türk deniyor. Boşnağa Türk deniyor. Arnavut'a Türk deniyor oradakilere. Ve onlar sana bakıyor. Yani Anadolu'ya bakıyor. Buradan bir ses yükselecek. Buradan bir bayrak kalkacak. Ona bakıyorlar. Bir tek bayrak var. Ay yıldızlı al bayrak. Dünyanın en güzel Güzel bayrağı o allığının içerisinde onların da dedelerinin benim de dedelerimin Hatta benim de kanım var bizim de kanımız var Yıldız'ı anlatırsın kitap yazarsın Hilal'ini anlatırsın kitap yazarsın o allığında ne hatıralar ne maceralar vardır bizim bayrağımız bin kere can feda edilecek bir bayraktır Ben dedi Türkiye'ye gidersem dedi toprağı dedi durdu böyle öpeceğim demedi yutacağım dedi Türkistan'dan Özbekistan'a geçiyorum. İki tane Kazak subay, Türkiye, Türk, kardeş, Turan dedi. Yarım asır önceki hayalimi nereden biliyorlar? Nasıl bir kucaklaştık? Turan dedim. Turan ordusunu da kuracağız inşallah. Bugün yanımızda Ülkücü Camii'nin yakından tanıdığı şu sıralarda da birçok hayır işinde adı geçen ve Gönüllerde Birlik Vakfı'nın da başkanlığını yapan Mahir Damatlar var. Bayramca bizi kabul ettiğin için öncelikle teşekkür ya. ederim. Nasılsınız? Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum tekrar görüşmekten. İnşallah iyi bir sohbet çıkar. Bugün e, izleyicilerimize senin gözünden Türk dünyasının geçmişten bugüne hangi aşamaya geldiğini, e, mesafe mi ettik geriye mi gittik, acaba hayal mi görüyorduk, daha mı hayal oldu yoksa hayal sandıklarımız e, olabilire mi yaklaştık? Onu konuşmak istiyorum. Bir kere e, seni zaten yakından tanıyanlar bilir ama tanımayanlar için de şöyle e, aslında kendini kısaca da bir geçmişinden de bir ufak tanıtırsan da ben memnun olurum. Çünkü senin Alparslan Türkeş'te bir geçmişin var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hem dava hem yol arkadaşı hem en yakınlarından birisin, e, Ülkücü camianı yakından tanıdığı bir isimsin. Biraz senin yolun nasıl kesişti bu davayla? Bu davanın ateşi gönlüne nasıl düştü? Önce ondan başlayalım, sonra Türk dünyasına doğru ilerleyelim istersen. Evet, tabii e, lise yıllarından e, aslında Demokrat Partili bir ailenin e, evladıyım. Hatta ailemizde dayım da Demokrat Parti milletvekiliydi, 60 ihtilalinde yassı da daha sonra Kayseri cezaevinde falan kalmıştı. Biz öyle bir süreçten gelen bir ailenin e, evladıyız. Lise yıllarımızda e, o zaman tam adı konulmamış e, ülkücüler işte komandolar falan da deniliyor. Türkeşçiler deniliyordu. Bizim de e, tabii her Müslüman Türk evladının böyle bir yiğitlik damarı vardır. O zaman da e, kollarımızı çevre, çemreleyip böyle pazularımızı şişirip yürürken yolların yerlerin sarsıldığını zannettiğimiz bir yaş döneminde ülkücüler deyince akla e, vatan sevgisi, millet sevgisi, devlet sevgisi, e, Allah sevgisi bu geliyor. E, bir de bir moda var. Sosyalizm modası var. Üniversitede olaylar oluyor. Tabii bu iki çekim alanının içerisinde biz de genç olarak bir yerde vaziyet almak durumundaydık. O zaman tam kavgalar, dövüşler yoktu. Fikir münakaşaları vardı. Daha sonra kavgalar yoğunlaştı. Biz de o zaman Türk Ülkücüler Teşkilatı, Genç Ülkücüler Teşkilatı, Büyük Ülkü Derneği, Devamında Ülke Ocakları, Ülkücü Gençlik Derneği, Bizim Ocak, yani bu süreç içerisinde hemen hemen bu teşkilatların tamamında, kimin de nefer olarak, kimin de yönetici olarak, kimin de başkan olarak, bütün bu seyri birlikte bir ömür boyu yaşadık. 80 ihtilaline gelindiğinde o zamanki son şey, Ülke Ocakları kapatılıp, Ülkücü Gençlik Derneği'ni kurmuştuk. Rahmetli musul Başkan'la beraber. Sonra Ülkücü Gençlik Derneği de kapandı. Ülkü Yolu Derneği olduğunda ihtilal oldu. Biz de o zaman cezaevlerine girmiştik. Cezaevlerinden çıktıktan sonra da bizim bıraktığımız yerde nerede kalmıştık diye devam ettik. Nerede kalmıştık da geçmişteki bütün hayallerimizden bahsettim. Ben insanları değerlendirirken ee, hayalleri ne kadar büyükse bir insanın değeri o kadar büyüktür. Hayalleri eğer işte güzel bir evi, bir arabası olsunsa onun değeri o kadardır. Ama ötelerin ötesini hayal ediyorsa ee, onun değeri çok yüksektir. Geçenlerde sohbet ettiğim ee, bir arkadaşımız, bu teknofest organize eden bir arkadaşımız, uzayda 7 bin kilometrenin üstünde olmayı hayal ediyor, hedefliyor. Şimdi malum o uzay mekikleri 2500 kilometrede. Tabii. Onun 7 bine çıkması demek dünyaya hakim olmak demektir. Hayran kaldım, kendimi gözden geçirdim. Yani benim hep kocaman kocaman hayallerim vardı. Gençlik yıllarından beri. Hayaller deyince... İnsanlar böyle boş hayaller olarak görmemeli. Bunların bir kısmı boş çıkabilir. Bizim de zaman zaman hayallerimizde hayal kırıklığına uğramışlığımız da olmuştur. Bütün hayatımızı gözden geçirdiğimizde biz normal bir hayat yaşamadık. Dolu dolu bir hayat yaşadık. Çocukluğumuz bitti, gençliğimizi yaşamadık demiyorum. Gençliğimizi dolu dolu yaşadık. Olgunluk dönemimizi dolu dolu yaşandık. İnşallah yaşlılık dönemini de dolu dolu yaşarken geri dönüp baktığımızda o dolu doluluğun arasında boşlukları görüyoruz. Niye? İşte biz yürürken kızıl elma diye bir hayalimiz vardı. Turan diye bir hayalimiz vardı. Şimdi bunları vardı derken şimdi yok demiyorum. O bizim tahayyül ettiğimiz kızıl elma ve turan yavaş yavaş Yıllar içerisinde bazı şeyler geliştikçe bakıyoruz ki ayakları yerden kesik, biraz daha uçuk hayallermiş. Şimdi daha isabetli, daha doğru hayaller kurmamız lazım diyoruz. Kızıl Erma neydi bizim için? Sevdamızdı. O sevdamız yaklaştıkça uzaklaşan bir sevdaydı. Ne kadar yaklaşırsak, hatta elimizle tuttuk dediğimiz an bir bakıyorduk ki Kızıl Elmamız kilometrelerce öteye gitmiş. Yani diyelim ki Ahlat'tan Söğüt'e, Söğüt'ten diyelim ki eee Üsküp'e. Oradan Edirne'ye, Edirne'den İstanbul'a bak Kızıl Elma hep en son gelmiş Ayasofya'nın tepesine. Oradan oradan da Viyana kapılarına. Bu Kızıl Elma o bizim kızıl elmamız. O bizim kızıl elmamızı kendi dönemimizde daha da güncelleyerek bulunduğumuz yeri Pergen'in sivri ucu kabul edip önce Edirne'den Kars'a kadar olan coğrafyada, daha sonra gönül coğrafyamızda tahayyüllerle daha sonra yeniden bir medeniyet inşasına yani kocaman bir e, uçsuz bucaksız bir, yani onu nasıl ifade edeyim, Ziya Gökalp'in e, vatan ne Türkiye'dir, Türklere Türkistan, vatan müebbet ve e, büyük bir ülkedir Turan diyor. Orada biz Turan'dan ve Kızıl Elma'dan anladığımızı belki tam izah edemiyorduk. Yani nasıl izah edemiyorduk? Onun demek ki zamanın olgunlaşması, şartların olgunlaşması lazım. Ama bir tane 20 yaşında delikanlı tankın üzerine çıkarken nereye diye sorduklarında kızıl elma'ya dedi. Kesinlikle. Ne diyorsun dediler? Beklemesinler dedi. Aman ya Rabbim. Kızıl elma bu kadar kısa bir cümleyle bu kadar güzel izah edilebilir mi? Şuramıza bir şey verdi Dedik bizim 40 sene, 50 senede anlatamadığımızı o Allah'ın aslanı Suriye'de Afrin operasyonunda tankın üzerine çıkarken sorduklarında kızıl elmaya dedi. Beklemesinler dedi. Bir taraftan da beklenmeyecek ha. Geriye dönüp bakmayacaksın. Hep ötelere bakacaksın. ileriye bakacaksın. Ötelerin ötesine bakacaksın. Geri döneceğim diye bir derdin olmayacak. Birilerini bıraktım falan demeyeceksin. Hep ötelere gideceksin. Şimdi kendimizi yokluyoruz o zaman. Biz böyle mi yaptık diye. Yapmadıysak onu gözden geçiriyoruz. Elbette ki bir Hoca Ahmet Yesevi'yi tahayyül ediyoruz ki e, Türk İslam aleminde Hoca Ahmet Yesevi çok önemli bir motiftir. Çok üstün bir motiftir. Anadolu'nun, Balkanların Türk İslamlaşmasında burada biz kocaman bir medeniyet inşa etmemizde illaki ki bizim Türkistan'a bakmamız lazım. Semerkant'a, Buhara'ya bakmamız lazım. Ee, oradan bakmazsak eğer adımlarımızı yanlış atarız. Sonra bir hoca Ahmet Yesevi tahayyül ediyorsun. Yıllar 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 sonra Allah nasip ediyor gidiyorsun türbesinin başına. Kafile de gidiyorsun. Kafile işte duamız ediyoruz. Kafile ayrılıyor, mahir ayrılamıyor. Mahir'in ayrılmaması için bir sürü sebep var. Hatta Mahir'in orada yatıp kalması, kalması lazım belki. Çünkü bizim Hoca Ahmet Yesevi'miz bütün hayatımızı tanzim eden o mübarek şahsiyet. Yani devamlı fetih, devamlı bir medeniyetin nakış nakış örülmesi ve bütün bunları bize azmettiren, bize o şevki, o aşkı veren orada yatıyor Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri orada katıla katıla ağladım. Bütün ömrümü gözden geçirdim. Ve bu dolu doluluğun içerisindeki boşluklarıma yandım. Yani keşke o boşluklar da olmasaydı, daha dolu yaşasaydım. Keşke Hoca Ahmet Yesevi'yi daha iyi anlayabilseydim. Onun e, Hacı Bektaşi velisini, onun sarı saltuğunu daha iyi anlayabilseydim diye. Ne oluyor? Yaşımız şu olmasına rağmen, Oradan yeni bir ders çıkarıyorsun. Hatı zatında. Belki 20-30 yaş daha gençleşiyor senin hayallerin. Yani fiziki yaşımızın şu olması ayrı ama ee, hayallerimiz gençleşiyor. Peki mahir damatların ülkücü camiayla tanıştığındaki kızıl elma aşkı, sevdası, ona bakışıyla bu yaşında şöyle hayatına geriyi süzdüğü zaman Kızıl elma'ya bakışı arasındaki olgunlaşma ya da farklılık desem ne dersiniz? Şimdi o soruyu ben kendime soruyorum. Biz nasıl tahayyül ediyorduk şimdi nedir diye sıkça soruyorum. O zaman tahayyüllerimiz tamamen ayakları yerden kesik tahayyüllerdi. Şimdi bir takım şeyler olmuş gerçekleşmiş. Yani mesela en büyük engellerden birisi, İki kutuplu bir dünya var. Amerika, büyük şeytan, Sovyetler Birliği, bizi çok yakından ilgilendiren başka bir şeytan. Hatta o Sovyetler Birliği yakın tehlike, bizi boğacak, sıcak denizlere inecek, Türkiye'yi parçalayacak, bölecek, kendi bünyesi altına alacak. Şimdi bir gün diyor Sovyetler Birliği dağılacak. Biz göremesek bile çocuklarımız veya torunlarımız görecek diyoruz. Sonra Allah nasip ediyor, biz görüyoruz. O zaman tahayyüllerini gözden geçiriyorsun. Diyorsun ki işte yıllarca biz esir soydaşlarımız dediğimiz Türk Cumhuriyetleri kuruluyor. Ya Rabbim sana şükürler olsun. Artık Türkler esarette değil. Biz Sovyetler Birliği zamanında Türklerin esaretini şeyin, Çin sarayını basan Kürşad'ın esir milletini ayağa kaldırmak için bir operasyon olarak bakıyoruz. Yani bir hakikaten işkence zulüm altında esir soydaşlarımız var diye bakıyoruz. Türk Cumhuriyetleri oluştuktan sonra tamam diyoruz duvarlar kalktı biz onlarla kucaklaşacağız diyoruz. Bir şeyi hesap edemiyoruz o zaman işte. Aradan bir 80 yıl geçmiş. Bu 80 yıl içerisinde o Marksist ateist e, yapı soydaşlarımız arasına kin tohumları ekmiş. Hatta coğrafyayı belirlerken Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan bunları belirlerken de diyelim ki e, Kazakistan'da şu kadar Özbek yaşıyor, Özbek bölgesi var. Kırgızistan'da Kazaklar var. Kazak Kırgız'a düşman edilmiş. Kırgız Özbey'e düşman edilmiş. Özbey Türkmen'e düşman edilmiş. Hepsi de Türkiye düşman edilmiş. Bunu o Marksist zihniyet böyle yapmış. Yani yıllar sonra da bizim bir araya gelmememiz için hepsini birbirine düşman, hepsini de ortak olarak Türkiye düşman yapmış. Belki yeni istiklallerini kavuştukları zaman Türkiye'den giden bir takım organizesiz, lüzumsuz davranışlar da onların bu bakışını teyit etmiş. Ama daha sonra, daha sonra o Sovyetler Birliği'nden kurtulan Türk Cumhuriyetleri, ki ilk zamanlar Sovyetler'de yetişmiş devlet adamları vardı başlarında, onlar kendi cumhuriyetlerini oluştururken elbette, bir sosyalist kültürün şeyini de taşıyorlardı. Ama artık bu işte 30 sene aşkın bir zaman içerisinde o kültür yavaş yavaş değişmeye başladı. Yeni nesiller gelmeye başladı ve onlar da bir Sovyetler Birliği'nin geride bıraktığı Rusya korkusu var. Bir de Amerika korkusu var. Yani Amerika var, Rusya var olarak biliyorlar. Bazen buraya yakın duruyorlar, bazen öteki tarafa yakın dururlarken Türkiye'de de bir şeyler olmaya başlıyor. Ne gibi? E, Türkiye'de olup biten şeyler mesela biz Bosna Sovyetler'in dağılmasından sonraki onun yansıması Bosna'daki vahşet olurken bir şekilde Sivil toplum kuruluşları olarak biz hem fiziken hem manen oralardaydık. Ama devletimiz değil. Devletimiz oraya e, bizzat el uzatamadı. Kosova'da aynısı oldu. Çeçenistan'da aynısı oldu. Yani her dönem ki birbirine yakın dönemlerdir. Bizim yüreğimiz Çeçenistan'da attı, Bosna'da attı, Kosova'da attı. Gidebiliyorsak gittik, gidemiyorsak destek verdik sadece dua desteği değil. E, maddi destek de verdik. Ta Suriye hamlesinde bir de baktık ki Türkiye açık aleni Suriye'ye yardım destek gönderiyor oradaki mücadele eden insanlara. Bunu hemen içimizdeki bir takım unsurlar sanki zararlı unsurlara yardım gönderiliyormuş gibi ifşa etmeye başladılar. O malum bit tırları meselesiyle. Ben o zaman hem çok üzülmüştüm hem de çok mutlu olmuştum. Üzüntümün sebebi böyle bir kötü bir şeyi, organizasyonu yapıp devletin bir kurumunun diğer kurumuna operasyon yapması gibi ve bunu dünyaya sanki oradaki teröristlere yardım ediliyormuş gibi lanse etmeye çalışması beni çok üzmüştü. Ama ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi sınırlarının yani Edirne Van arası sınırlarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarının dışında gönül coğrafyasındaki kardeşlerine lojistik destek gönderiyor. Bu beni çok mutlu veya açıktan yapıyor bunu. Çok mutlu etmişti. Hemen biz de vaziyeti aldık o zaman. Dedik ki bizim de o zaman oralarda olmamız lazım. Halen de oralardayız. Ve çok güzel şeyler yapıldı. İşte o askerimiz o tankın üzerine çıkarken kızıl elmayı 50 senede anlatamadığımız kadar güzel anlattı. Diyelim ki 13-15 yaşındaki gençler bu kızıl elma dedi. Ne demek istedi diye tuşa bastığı an o kızıl elma sevdası ona da bulaştı. Çünkü bu bulaşıcı güzel hastalık gibidir. Herkesin Herkese bulaşması lazım bunun. Şimdi Allah'a şükürler olsun ki artık o kızıl elma ne demek? 13-14 yaşındaki gençlerimiz bile haberdar. Türk dünyası hayalini o günkü bakışınızla, şimdi Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu, işte toplantılar gerçekleşiyor, KKTC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci üye olarak eklendi oraya, oradan farklı bir mesaj veriliyor dünyaya. E, Türk devletlerinin bir arada hareket ettiğini, en azından aynı masa etrafında oturduğunu, birlikte mutabakatlar imzaladığını, ticaret hacimlerini arttırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Sizce Türk devletlerinin bir araya gelmesi, bu teşkilatın kurulması sizin geçmişteki hayallerinize daha fazla yaklaştırmamızın işaretini gösteriyor olabilir mi? Biz geçen hafta burada Makedonya'dan misafirlerimizi kabul ettik. 50 tane liseli, üniversiteli genç kızımız ve köprü derneği. Şimdi orada aslında daha evvel ee, Köprü Derneği'nin başındaki kardeşlerimiz biz e, Balkanlarda toprak kaybetmedik, vatan kaybettik dediler. Vatan kaybettik dediler. Ya müthiş bir şey bu. Biz orada toprak kaybetmedik, vatan kaybettik. Orası bizim öz vatanımız olmuştu. Bizi oradan kovdular. Şimdi ben onlara aynısını söyleyemedim. Yani siz kaybettiğimiz vatandasınız demedim siz varsanız orası yine bizim vatanımızdır dedim. evet üsküp'te böyle bir çoban ateşi yandıysa orada biz varız demektir. kendimi gözden geçiriyorum boşluklar görüyorum dediğimde şunu kastediyorum. üstüp üsküp'ün bir kenar mahallesinde sünnet yapıyoruz. roman bir çocuğun adı Türkiyem. babasını çağırdım Ali. bunun adı Türkiyem. 10 yaşında bir genç çocuğumuz. Evet dedi. Niye dedim Türkiye'm koydun? O bizim aşkımız dedi. O bizim sevdamız dedi. Ey Mahir sen bundan haberdar mısın? Orada böyle bir sevdası olan insanlardan haberdar mısın? Demek ki çok da doğru doğru yaşamamışsın. Orada böyle bir sevda var. Çocuğun adı Türkiye, çocuğun adı İstanbul. Öyle bir sevginin, öyle bir aşkın oradan bu tarafa olduğundan haberdar mısın? Değilsen eksiksin. Sen oraya nasıl bakıyorsun? Kırcahali'nin 200 bin nüfusunun Müslüman Türk olduğunu biliyor musun Mahir? Bilmiyorsan boşluklar var. Yeni mi öğreniyorsun? Vah sana diyeceğim ama vakit geç de olsa en azından sen bunu genç arkadaşlara anlat. Arkadaşlar oralarda bizi bekleyenler var. Aman ha. Yani Bulgaristan'ın bir dağ köyünde 78 yaşında bir abla. Şimdi 80 olmuştur 2 sene evvel. Oturduk bir masanın etrafında sevdalılar gibi el ele tutuştuk. Dedi ki kardeşim sizin arabalarınızı gördüm dedi. Bir cennet kokusu hissettim dedi. Sonra dedi siz oraya oturdunuz ben de çıktım yanınıza geldim. Cennetin kapısını açtınız dedi. Şimdi dedi ben dedi Türkiye'ye gidersem dedi toprağı dedi durdu böyle Yutacağım dedi. Öpeceğim demedi. Yutacağım dedi. Mahir sen bundan haberdar mısın? Değilsin. Eksiksin o zaman. ki bahsettiği boşluklar bunlar. Yani biz hayal kuruyoruz ama o hayalimizin öteki tarafı gibi baktığımız yerde sana nasıl bakıyorlar? O romanlara Türk dendiğini sen biliyor musun Mahir? Müslüman olduğu için onlara Türk deniyor. Boşnağa Türk deniyor. Arnavut'a Türk deniyor. Oradakilere Türk diyorlar Müslüman olduğu için. Ve onlar sana bakıyor. Yani Anadolu'ya bakıyor. Buradan bir ses yükselecek, buradan bir bayrak kalkacak. Ona bakıyorlar. Daha evvel Özal gittiğinde de yer yerinden oynuyordu. Ecevit gittiğinde de yer yerinden oynuyordu. Onların şahsından öte Anadolu'dan kalkacak bayrak. Buraya bakıyorlar. Yeniden medeniyetin inşası için buradan güçlü bir ses çıkacak. Ve bir gün geliyor Karabağ. Karabağ'ın ben inanıyorum ki hiçbir temas, hiçbir bilgi, e, direkt olarak kimseden değil, eğer biraz okumasını biliyorsak olayları, tamamen Türkiye'nin operasyonu. Yani teknolojisiyle, kurmay kafasıyla, planlamasıyla, zamanlamasıyla. Amerika'da seçimler var. Kavga dövüş gidiyor. Ermenistan'ın başında batı yanlısı birisi var. Sonra, Rusya onlardan, ondan çok rahatsız. Ve kanayan bir Karabağ yaramız var. Temas kuruluyor. Ben inanıyorum ki Aliyev'de halen Rusya'dan bir korku var. Ben inanıyorum ki her gün Aliyev rağabete ediliyordu. Merak etme. Biz aslında Suriye'de, biz aslında Libya'da hem Ruslarla hem Amerikalılarla vekalet savaşı yaptık. Yani onlar piyasada gözükmüyor gibi ama biz onlarla savaştık. Yani gerek Libya'da gerek Suriye'de. Onun için Aliyev merak etme. Biz bu işin üstesinden geliriz. En son Cihan Harbi'nin avcıları tanklardı. Biz gördük ki Karabağ operasyonunda tanklar av oldu. Obüsler av oldu. Türk İHA'ları, SİHA'ları, TİHA'ları orada destan yazdı. Karadan da Azerbaycan askerleri kahraman ve Türkiye'nin destekleri Allah'a şükür gibi attılar 44 günde. Eğer bir hafta daha Aliyev sabretseydi Zengezur koridorunda koridorunu alırdık. Yine alır mıyız? Yine alırız orada dursun. Ermenistan o günden sonra daha ılımlı bir noktaya Ama bak, geldi. Ama o ılımlılığı, sen diyorsun ki, ey Ermenistan, ya biz seninle yüzyıllarca iç içe olmuşuz, senden bir sıkıntımız olmamış. Sen hep birileri tahrikiyle kendi başını belaya sokuyorsun. Sen eğer şu diasporanın tasarlatından bir kurtulsan, senin nefes alacağın bir tek yer var, Türkiye. Yani Türkiye sadece Türkiye'de çalışan kaçak Ermenileri tekrar Ermenistan'a gönderse Ermenistan'ın ekonomisi mekanı alt üst olur. Sen bizimle beraber geçinirsen mutlu olabilirsin. Aslında bu Yunanistan için de geçerli. Aslında bu işte başka bayraklar asanlar için de geçerli. Bir tek bayrak var. Aha bu. Al bayrak. Ay yıldızlı al bayrak. Bu ay, al bayrağımız, ay yıldızlı al bayrağımız kırmızı beyaz değil. Dünyanın en güzel bayrağı. O allığının içerisinde o gün Üsküp'ten gelen misafirlerimize de bahsettik. Onların da dedelerinin, benim de dedelerimin, hatta benim de kanım var, bizim de kanımız var. Bu bayrak hepimizin bayrağı. Onun yıldızı anlatırsın, kitap yazarsın, hilalini anlatırsın, kitap yazarsın. Allığı da diyorum kırmızı değil. O allığında ne hatıralar ne maceralar vardır. Dünyanın en güzel bayrağı derken başkalarının bayraklarını küçük gördüğümden değil. Ama birçoğunun baktığında Fenerbahçe'nin bayrağı gibi, Galatasaray'ın bayrağı gibi ne mana ifade ediyor mutlaka kendilerine göre bir manası vardır ama bizim bayrağımız bin kere can feda edilecek bir bayraktır. Ve bizim şunu tekrar gözden geçiriyoruz ve arkadaşlarımıza mutlaka söylüyoruz ki sınırlarımız Edirne'de başlayıp Kars'ta bitmez aman ha. Böyle baktığınız zaman Ankara'yı koruyamazsınız. Bizim kocaman bir coğrafyamız var. Bu gönül coğrafyasında biz önce geçmişte kaybettiklerimizi tekrar kucaklamak. Kucaklamayı işte 20'li yaşlarda tahayyülümüz farklıydı, şimdi farklı. Şimdi nasıl? İşte Tikas'ı, Marifi, Yunus Emre'si, Türk soyu bütün bunlarla, hatta diyaneti, o yerden yere vurdukları diyanetin e, Balkanlarda destan yazıyor. Onlarla e, yol yürüyorsun sen. Burada insanlar eleştiriyor falan da haklı oldukları yerler de olabilir. Ama bir de şöyle düşün, onu çıkarttığın zaman aradan tam bir kaos vardır. Hani burada pervasızca devletle ilgili falan konuşanları var ya, onları göndereceksin. Bir Irak'ı görsünler, bir Suriye'yi görsünler. Bir işte diyelim ki savaş bölgelerini görsünler. Ben genç arkadaşları gönderdiğimde ilk sorum şu oluyor. İlk intibalarını söyle diyorum. İlk söyledikleri şey Allah devletsiz koymasın. Bizim kocaman bir devletimiz var. Ne kadar kocaman? Yunanistan'la, Bulgaristan'la, İsveç'le, Norveç'le, Finlandiya'yla, Hollanda'yla mukayese edilmeyecek kadar. Bizim mukayesemizi Almanya'yla yapsınlar. İngiltere'yle yapsınlar. Fransa'yla bile değil. Rusya'ya vardı yukarıda. Şimdi Ukrayna ile başı dertte. Yani bizimle mukayese edilmeyecek durumda. Hani bu kadar karışık bir coğrafya var. Karadeniz karışık, hemen sınırlarımız karışık. Suriye zaten perişan durumda. Ee, ya bu ortamda Türk devletlerinin bir araya gelip bir akıl koyabilmesi için çok uygun bir zemin var gibi görünüyor ve Kesinlikle. burada sizin de az önce bahsettiğiniz bir e, durum var. Yani Karabağ operasyonu ben gelmeden siz geldiniz hazır oraya. E, Karabağ operasyonunda Sayın Cumhurbaşkanı da dedi. Hatta İsrail'e bir mesaj verirken yani Karabağ'da yaptığımız bir gün size de yaparız gibi çok hani kamuoyunda da yankıda uyandıran bir açıklamaydı. Dünya basınında da öyle. Türkiye'nin buradaki e, duruşunu nasıl görüyorsunuz? Mesela hani Türkiye son e, savunma sanayini son 10 yılda özellikle çok geliştirdi. Özellikle bu İHA teknolojisinde öne geçmemiz, dünyada öncü konuma gelmemiz de Karabağ'da gerçekten destan yazıldı. Ukrayna'ya yine bizim eee siyalardan verildiği biliniyor. Dünyaya, Polonya'ya, NATO ülkelerine satıyoruz. Mesela Polonya aklıma geldiği için söyledim. E, Karabağ'daki etki ve Türk dünyasındaki etki üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü duruşunu ve yönetimini nasıl görüyorsunuz? Bu hayallere giden yoldu. Geçmişten bugüne e, o hayallerimizle ilgili konuştuğumuzda hayallerin gerçek olması için atılacak adımlar biz bunu belki çok hesap etmeden direkt hayale sarılıyorduk. İşte onun adımları, temki bahsettiğim kuruluşlarımız, kurumlarımız onlar altyapıyı oluşturacak. Yani nasıl ki Hoca Ahmet Yesevi Alperenlerini, Gazi Dervişlerini göndermiş, onlar nakış nakış istemişler. Sen de tikanla, Türk soyunla zamanı, malzemeyi Şartları çok iyi değerlendirerek. Eğer Karabağ operasyonu iki sene evvel yapılsaydı yapıldığından böyle netice alınamazdı. On sene evvel zaten yapamazdın. Şartlar olgunlaşıyor. E, Türk Devletler Teşkilatı şaka gibi başladı. Türkçe konuşan devletler falan diye. Sonra işte böyle yani biz e, tamam birlikten yanayız. Birlik lafı çok güzel bir laftır. Dediler ama sonra şunu gördüler. Şu anda Türk Devletler Teşkilatı artık bir mana ifade ediyor ve inanılıyor. Bu sadece bir araya gelmek değil, oturup sohbet edip ayrılmak değil. Kültür birliği oluşuyor, ticari birliktelikler oluşuyor. Turan ordusundan bahsediyorlar. Ben Türk, Türkistan'dan Özbekistan'a geçiyorum. İki tane Kazak subay baktılar. Türkiye, Türk, kardeş, Turan dedi. Diyorum ki ya bunlar benim hayalimi, yarım asır önceki hayalimi nereden biliyorlar? Nasıl bir kucaklaştık? İki tane Kazak subayla. Turan dedim. Turan ordusunu da kuracağız inşallah. Ve ben belki o hayal artık gerçekleşecek diye inanıyorum onlarla kucaklaşırken. Onlar da bana o hayalin belki de ana damarı olarak görüyorlar Türkiye'yi. Çünkü Rusya var, Amerika varken bir Türkiye çıktı. Karabağ bir referanstır. Ey Türk Cumhuriyetleri, Genç Türk Cumhuriyetleri, sahipsiz değilsiniz. Ama biz size baba gibi, abi gibi değil, kardeş gibi. Yani ben, biz sizin babanızız, abiniziz, sizi toparlayacağız değil, birlikte toplanacağız. Artık emin olarak, biz birlikte olursak bir güç oluruz ve burada gazımız varsa Avrupa'ya. Kendi yollarımızdan, kendi kardeşlerimizin maharetiyle geçer. Yani İpek yolu gibi. Bütün ticari işlerimizi beraber yapabiliriz. Biz güç oluştururuz. Bizden ancak ve ancak e, zalimler çekinir. Yani Türk Devletler Teşkilatı artık bir mana ifade ediyor. Bir güç oluştu. Eskiden eğer bu kademeler olmasaydı, İhtilaller yapılırdı, suikastler yapılırdı. Zaten bunlar yapıla yapıla gelindi ama artık önüne geçilmez bir hale geldi. Şimdi o Türk Devletler Teşkilatı'na Kıbrıs'ta katılır, işte Macaristan'da katılır. Yani e, o yapı çok daha ciddi, çok daha farklı bir şeye doğru evrilmeye başladı. Bunda ana referans Karabağ Operasyonu'dur. Karabağ Operasyonu onlara güven verdi. Bir de kendi aralarında sınır e, anlaşmazlıkları var. İşte Tacikistan, Özbekistan, o Fergana Vadisi bölgesinde filan. Bunlarla ilgili Türkiye şu ana kadar kardeşlik vazifesini, e, ara buluculuk vazifesini adaletli olarak çok güzel yürüttü. Bundan sonra da yürütebileceğine inanıyorum. Ve güneş yeniden doğudan doğuyor. Lafı daha fazla uzatmadan çok net bir soru soracağım. Turan sizin hayalinizdi. Hepimizin hayaliydi. Turan'a dünden olduğundan daha yakın mıyız? Turan'a dünden daha yakınız. Biz Turan'ı biz göremesek de diye torunlarımıza kadar yansıtıyorduk. Biz şimdi onun birçok işaretini görüyoruz. Hatta zamanın ruhu derler. Zamanın ruhu da onu hazırlıyor. Yani böyle olması lazım geldiğini işaret ediyor zamanın ruhu da. Yani müthiş bir zulüm var, bir karanlık var. Burada ee, diyelim ki ekseriyet İslam ülkelerinde bir zulme uğramışlık var ve Müslümanların sesi çıkmıyor. Türkiye burada öncü rol almış. O zamanın ruhu yüz küsür sene aradan sonra Tekrar emanetin başkalarına verilmediğinden biz eminiz. Emanetin bu coğrafyadan sahiplenilerek bütün mazlum milletlere kanat açarak yeni bir medeniyet, yeni bir uygarlık bu uygarlığın içerisinde iki şey olmayacak. Zulüm olmayacak, mazlum olmayacak. Zulüm olmayınca mazlum da olmayacak. Birinde zulüm var, mazlum var. İnşallah bizim de görebileceğine inandığımız nasıl ki Sovyetler Birliği dağılmaz derken dağıldı. Amerika'nın da paramparça olacağına bugün çok daha fazla inanıyorum. Yani dün inanmıyordum. Ama hayal ediyordum böyle olsa diye. Bizim belki bölünmemize bakarlardı. Bizim bölünmemiz o kadar zor ki. Bizim bölünmemiz mümkün değil. Hani o kız alıp kız vermişiz meselesi var ya, çocukları ne yapacaksın? Bizimki e, real hale dönüştürülemez, bölünemez bizimki. Ama Amerika bir menfaat birliği ortadan kalktıktan sonra 50 parçaya bölünebilir. Dolayısıyla vakit yaklaşmıştır. E, üstadın da dediği gibi doğum sancısı hat safhadadır. İnşallah biz torunlarımız görmeden, evlatlarımızdan evvel bizlerin de göreceği günlerin Yakın olduğuna inanıyoruz. Eksiğimiz şeydir, Türkiye güçlü bir devlettir. Biz buna inanalım. E, misyonumuzu bilelim. Türk olduğumuz için vebalimiz büyüktür. Müslüman olduğumuz için vebalimiz büyüktür. Osmanlı'nın bakiyesi olduğumuz için veba, vebalimiz büyüktür. Anadolu coğrafyasında ev sahipliği yaptığımız için vebalimiz büyüktür. İnşallah bu veballerin farkında oluruz ve genç arkadaşlara bunu iyi iletiriz. Aslında bitirmek istiyorum ama şöyle gözümü de çevirdiğim zaman siz de yol arkadaşısınız. musim Muhsin Başkan'ın en yakınlarındasınız. Türk dünyası için ne derdi? Yani son olarak merak ettiğim için böyle bizi de sanki izliyormuş gibi ruhu da şad olsun. Valla biz rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'in o zaman bizim kafamıza soktuğu, Kızıl Elma, Turan yeniden bir medeniyet inşası kavramlarıyla e, yola çıktık. Yolda bin bir türlü engelle karşılaştık. Zaman oldu mayınlara bastık. Zaman oldu ayağımıza tikenler battı. Zaman oldu hürriyetlerimiz e, engellendi. Zaman oldu boynumuza ip geçirildi, idam sehpalarına çıktık. Ama elhamdülillah biz bunların hepsini inandığımız değerler için yapmıştık. Muhsin Başkan bu sürecin içerisinde çok önemli bir dönüm noktasıydı. 55 yaşında vefat etti. Ben geç veya erken plan demiyorum. Allah neyi nasip ettiyse o doğrudur. Çünkü 55 yaşında ölüp yok olup gitmedi. Şimdi 15 yaşında, 16 yaşında kabrine gelen binlerce genç var. Demek ki ölmemiş. Sohbetin başına dönersek, niye ölmemiş? Onun hayalleri, kocaman kocaman hayalleri vardı. İşte onun için yaşayacak. Belki yüzyıllarca yaşayacak. Çünkü o hayallere genç nesiller sevdalanacak. Böyle bir çığırın öncüsü oldu Musum başkan Başkan'da. Genç nesillere kocaman bir sevdamızı anlattı. Belki ölüm şekliyle bile Allah'ın yardımıyla gönüllere bir sevgi ilhamı olarak yansıdı. Ve o genç nesiller Muhsin Başkan nezdinde Türk İslam medeniyetine, Turan'a, Kızıl Elma'ya giden yolda kendilerine yer ayırdılar. Yani 55 yaşta Bazen 20 yaşta baktığımız zaman Erol Güngör 44 yaşında vefat etmiş. Birçok büyüğümüze baktığımız zaman 40 yaşa, 45 yaşa neler sığdırmış? Muhsin Başkan da o 55 yaşa çok şey sığdırdı. Allah ona rahmet etsin. Allah e, Alparslan Türkeş'e rahmet etsin. Allah bize bu e, önemli virüsü bulaştıran, bu güzel virüsü bulaştıran herkese rahmet etsin ölenlere. Kalanlara sıhhat, afiyet versin. İnşallah biz de bu virüsü, bu faydalı virüsü daha genç kuşaklara naklederiz inşallah. Bugün Kadir Mahir damatlarla beraberdik. Türk dünyası ve Turan hayallerine dair geçmişten bugüne olan süreci konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere.